Soğuk Savaş döneminden sonra dünyamız hızla eskiden olduğu gibi iki kutuplu düzene dönmeye başlıyor. Bir tarafta Rusya ve Çin, diğer tarafta ise ABD ve AB yer alıyor. Tüm ülkelerde silahlanma yarışı giderek artıyor. Artan ve desteklenen terörizm olayları sebebiyle dünyanın belirli bölgelerindeki kaos, diğer ülkelere de yayılma eğiliminde. El altından satılan kitlevham silahları dünyanın başına büyük dertler açacak gibi gözüküyor. Serimizin bu bölümünde ulaşılması en kolay ve en ucuz olan kimyasal silahlar konusuna değineceğiz. Kimyasal silahların yalnızca 1. Dünya Savaşı'nda bile 90.000 kişinin ölümüne ve 1.300.000 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu söylesem, sanırım konunun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Peki, yaşadığın şehirde bir kimyasal silah saldırısı gerçekleşmesi durumunda neler yapacağını ve nasıl hayatta kalacağını biliyor musun? Şimdi bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izle ve böyle bir durumda neler yapacağını iyice öğren. Unutma, bu bilgiler belki de senin ve sevdiklerinin hayatını kurtarmanı sağlayacak. Kimyasal silahlar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerine doğrudan zehir etkileri nedeniyle kullanılan, öldürmek, yaralamak, insanları etkisiz hale getirmek, bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını kirletmek ve yok etmek, ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek, kaosa ve paniğe neden olmak amacıyla kullanılan her türlü katı, sıvı ve gaz halindeki zehirli kimyasal maddelerdir. Kimyasal maddelerin hedef üzerine dağıtılması için kullanılan, bir veya daha fazla kimyasal madde dağıtabilen ve bir taşıyıcı ya da dağıtıcı sistem içeren cihaz, mühimmat ve özel olarak tasarlanmış sistemlerden oluşurlar. Kimyasal silahların bazıları kokusuz veya tatsız olabilir. Bu nedenle fark edilmeleri oldukça zordur. Bu maddelerden bazıları birkaç dakika içinde etki ederken, bazıları etkisi 2 ile 48 saat arasında ortaya çıkarabilir. Öldürücü olmalarına rağmen kimyasal maddeleri ölümcül dozlarda yaymak zordur ve açık alanlarda genellikle hızlı bir şekilde dağılıp yok olurlar. Kimyasal bir saldırıyı anlamanın tek yolu, çevrenizde olağan dışı gözüken durumları fark etmektir. Kimyasal maddeler günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıkmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda ham madde veya ara ürün olarak, evrensel kullanımlarda ise temizlik veya günlük bakım amacıyla kimyasal maddeler oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimya endüstrisinin gelişmesine paralel olarak bu maddelerin kullanım miktarları da her geçen gün artmaktadır. Bu artış bir takım tehditleri de beraberinde getirmektedir. Zehirli kimyasal maddelerin yapıları değiştirilerek etkilerinin arttırılabilmesi, bu maddelerin potansiyel silahlar haline gelmesine neden olmuştur. Böylece kimyasal maddeler, terörist eylemler ve savaşlarda da kullanılmaya başlamıştır. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilecek kimyasal tehditlere hazırlıklı olmak için korunma yolları ve doğru davranış biçimlerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Kimyasal silah kullanıldığı nasıl anlaşılır? Bulantı, nefes alma zorluğu, kusma, kasılma, göz yaşarması, ciltte kızarıklık, kanama ve benzeri belirtiler gösteren çok sayıda kişi görüldüğünde, yüzeylerde kuşkulu yağ ve su damlacıkları görüldüğünde, havada yoğun ve fark edilebilir bir sis ve duman görüldüğünde, etrafta sebebi bilinmeyen hayvan ölüleri ya da ölmekte olan hayvanlar göründüğünde, alışkın olunmayan kokular duyulduğunda, örneğin acı badem, sarımsak, çürük meyve, çürük yumurta, çimen ve benzeri kokular, İnsanların yoğun olarak toplandığı metro, alışveriş merkezi, stadyum gibi yerlerde olağan dışı kıyafet ve gaz maskesi giymiş insanlar görüldüğünde kimyasal silah kullanıldığından şüphe edilmelidir. Kimyasal saldırıyla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenleri, saldırı öncesi yapılması gerekenler, saldırı anında yapılması gerekenler ve saldırı sonrasında yapılması gerekenler olarak 3 bölümde sınıflandırabiliriz. Saldırı öncesi yapılması gerekenler. Ev veya iş yerlerinde bir odayı sığınma odası olarak belirle. Seçtiğin odanın pencere sayısının az ve binanın en yüksek seviyesinde olmasına dikkat et. Belirlediğin sığınma odasının kapıları, pencereleri ve açıklıkları kapatmak için plastik örtü, izole bant ve makas bulundur. Plastik örtüyü açıklıkların ölçüsünde kesip hazır bulundurmak, acil durum sırasında sana zaman kazandıracaktır. Aile afet ve acil durum planını yap. Aileniz bir acil durum sırasında bir arada olmayabilir. Bu yüzden acil durumlarda güvenli bir yere nasıl gideceğinizi, birbirinizle nasıl iletişim kuracağınızı, nasıl bir araya geleceğinizi ve farklı durumlarda ne yapacağınızı önceden planlamak çok önemlidir. Hem yaşadığın semt içinde hem de dışında ailenle nerede buluşacağını belirle. Aile üyelerinin kişisel bilgilerini planına yaz. Afet ve acil durumlar sonrası aile üyelerine ait bilgilere ihtiyaç duyabilirsin. Afet veya acil durum sonrası aile üyeleriyle aranızdaki iletişimi sağlayacak irtibat kişilerini belirle. Bir afet veya acil durumda uzak mesafe telefon görüşmesi yapmak, şehir içi görüşme yapmaktan daha kolay olabilir. Bu sebeple şehir dışından bir irtibat kişisi belirlemek, aile üyeleriyle aranızdaki iletişimi sağlamak açısından daha iyi bir tercih olabilir. Aile bireylerine kısa mesaj ile mesajlaşmayı öğret. Kısa mesajlar, telefonun kullanılmadığı bazı durumlarda iletişimi sağlayabilmektedir. Plana hasta bakıcıları, bebek bakıcılarını ve evcil hayvanlarını da dahil etmeyi unutma. Afet ve acil durum çantası hazırla. Acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler çantanızda bulunmalıdır. Acil durumlarda bu malzemeleri tedarik etmeniz için zamanınız olmayacağından çantanızı önceden hazır bulundurmanız faydalı olacaktır. Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almanız saatler, belki de günler sürebileceğinden kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır. Acil durumlarda günler, hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabilir. Bu yüzden çantanız bu kesintiler süresince size kolaylık sağlayacak malzemeleri de içermelidir. Hazırlayacağınız çantanın her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için aracınızda hazır bulunması yararınız olacaktır. Bir afet ve acil durum çantasında olması önerilen malzemeler şunlardır. Bir kişiye 3 gün yetecek kadar su, bir kişinin içmesi ve temizliği için 1 gün yetecek kadar su miktarı ortalama 4 litredir. Bir kişiye 3 gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda, pilli radyo, el feneri, ekstra pil, ilk yardım çantası, yardım çağırmak için düdük, mevsimine uygun temiz giysi, konserve açacağı da içeren çok amaçlı bir çakı, çöp poşeti, önemli evraklarınız, kişisel temizlik malzemeleriniz, düzenli kullanılan ilaçlarınız. Kimyasal saldırı anında yapılması gerekenler. Eğer olağan dışı ya da şüpheli bir maddenin farkına varırsan, oradan rüzgarın tersi yönünde hızla uzaklaş. Mümkünse mendil ya da bir kumaş parçası kullanarak nefes al. Açık olan kol ve bacaklarını kapat, yara ve sıyrıklarını sar. Kimyasal maddenin kaynağı bulunduğun binanın içinde ise kirlenmiş bölgelerden geçmemeye çalışarak hızla binadan çık. Binadan çıkman mümkün değilse kimyasal maddenin kaynağından olabildiğince uzak bir yere sığın. Kirli bölgenin içinde veya yakınındaysan tehdidin kaynağından rüzgarın tersi yönünde hızla uzaklaş. Eğer dışarıdaysan hemen temiz hava alabileceğin bir yer bul. Eğer yetkili kurumlar tarafından ev veya iş yerlerinizden çıkmama talimatı verildiyse kapı, pencere, priz açıklıkları, klima ve benzeri içeri hava girebilecek tüm sistemleri kapat. Afet ve acil durum çantanın yanına alarak sığınmak için iç kısımlarda bir oda bul. Odanın açıklıklarını izole bant ve plastik örtü ile hava sızdırmayacak şekilde kapat. Lavabo ve tuvaletleri her zamanki gibi kullanabilirsin. Fakat musluklardan su içme. Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarının yetkili makamlarca yapılacak açıklamaları takip ederek verilecek talimatlara uy. Kimyasal tehdit esnasında araçtaysan derhal kalorifer, klima ve tüm havalandırma sistemlerini kapat. Eğer başka bir şansın varsa araçta sığınmayı tercih etme. Kimyasal saldırı sonrasında yapılması gerekenler. Sağlık problemlerini en aza indirmek için kimyasal maddeye maruz kalındıktan sonra birkaç dakika içinde arındırılma yapılması gerekmektedir. Yetkili kurumları dikkatle dinle ve dışarının güvenli olduğu bildirilmediği sürece sığındığın yerden asla çıkma. Kimyasal silahtan etkilenen bir kişi en kısa zamanda profesyonel tıbbi yardıma ihtiyaç duyar. Eğer bu yardıma kısa zamanda ulaşamayacağını düşünüyorsan, kendini arındırdıktan sonra diğerlerinin arınmasına yardım et. Kimyasal maddeye maruz kalmış birinin arınmasına yardım ederken son derece dikkatli ol. Arınma işlemleri şu şekilde yapılmaktadır. Bütün giysilerini ve ayakkabılarını derhal çıkar. Baş üstünden çıkarılması gereken giysileri yüzüne temas etmesini engellemek için keserek veya dışa doğru katlayarak çıkar. Gözlüklerini ve lenslerini çıkar. Çıkardığın giysileri plastik poşet içerisine koy. Ağzını kapatıp sonrasında yetkililere vermek üzere yaşam alanının dışında tut. Ellerini bol su ve sabunla yıka. Gözlerini bol su ile temizle. Yüzünü ve saçlarını sabunla yıka ve bol su ile durula. Vücudun kirlendiğini düşündüğün diğer bölgelerini de sabunlu su ile ıslatılmış bir havlu yardımıyla nazikçe, yani sürtmeden ve ovalamadan temizle. Daha sonra temiz suyla durula. Temiz giysiler giy. Çekmece ve dolaplardaki giysilerin kirlenmemiş olma ihtimali yüksektir. Bunları tercih et. En yakın sağlık kuruluşuna giderek profesyonel tıbbi yardım al. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.